Merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Sabri, o ne biçim Sabri demekti lan? Her neyse, merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Eganzegan Gaming'in başka bölümüne hoş geldiniz. Grand Theft Auto San Andreas'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ancak devam etmeden önce birkaç söylemek istediğim, daha doğrusu bir söylemek istediğim bir şey var. Hemen onu da söyleyeyim. Ondan sonra devam edeceğiz. Yeni video serilerine başlıyorum. Egan en iyi beşli diye. Tabi bu tapı, daha doğrusu yazılışı TOP top diye yazılıyor ama tap diye okunuyor, her neyse. Bu top five'lar yapılıyor. Ben tapı en düzgün şekilde böyle çevirebildim, en iyi diye. Ancak o videonun içeriğine göre değişecek. Salı günleri, bundan sonra her salı elimden geldiği kadar sizlere Egan en iyi beşliği vermeye sunmaya çalışacağım. Her neyse, devam ediyoruz oyunumuza. Catalina'nın son görevindeyiz. Maiden Heaven. Daha doğrusu son değil, sondan bir önceki görev. Sonra bundan sonra bir yarış görev. Oha, ne oluyor? Ne yaptı? Ne? Ne? Televizyonda ne gördün? Ne okudun kitapta? Müzikte ne duydun? Ha evet, haklı. Oo, hak ettin. Ha, her şeye fuck fuck. Ney? Nereye kadar CJ? Her şeye fuck fuck fuck. İşiniz gücünüz fuck ya. Haydi. Şimdi CJ'in kalbi kırıldı. Ben bunlarla uğraşamayacağım ya. Ergen stripleri falan, bu ne ya? Daha doğrusu hadi bunlar büyük, büyümüşler falan. Ne yapayım ben? Ve işte arkadaşlar, en sevmediğim, bu kadının en sevmediğim görevlerden biri. Siz de eğer görünce hatırlarsanız, daha doğrusu ya da bu son görevin ne olduğunu biliyorsanız ne demek istediğim. Evet, çok güzel. Şu kadar boş yol var ve ben gidiyorum, ağaca vuruyorum. Süper, her neyse. Bu görevden neden nefret ettiğimi anlarsınız. Çok uzun sürebiliyor kovalamaca. Yani kovalamaca çok uzun sürebiliyor ve bazen çok fazla takılınabiliyor bu görevde. Ancak bakalım ilk denememizde yapabilecek miyiz? Evet, likör dükkanını soyacağız. Ancak you mean like the last şimdi, place? Evet. İşte görüyorsunuz. Hang back a while. See what's what. Böyle tuhaf tipler, hele şu kel yarı çıplak tipin olayını anlamış değilim abi. O ne biçim tip ya, bakar mısın? Onu da öldürüyordu zaten. Oh, ne güzel. O ne biçim motherfucker demek lan öyle. Ayıp lan. Motherfucker uzun ama uzun da. Lan hava biraz önce aydınlıktı. Böyle saçmalıklar olan. Ya sus kadın, sus. Sus arkadaşım. Kovalamaca dediğim gibi çok uzun sürebiliyor. Sıksana. Allah Allah. Bu aracın bir de kontrolü zor olabiliyor. Öyle bir şey de var. Kamera biraz saçmalaşabiliyor. Bir yandan zaten mouse'la kamerayı yönetiyorum. Ve keşke sıkma işini ben yapsaydım. Gördüğünüz üzere de. Ne yapabilirim yani? Catalina, ben senden kurtulmak istiyorum Catalina, yeter ya. Vallahi senin görevlerin gerekli olmasa hiç yapmam yani. Bu araç bir de geri gidebilse çok güzel olacak dünya. Neyse ki araçtan inip alma gibi bir olay yapmamışlar, yoksa olay çıkarırdım. Araç zaten zor geri gidiyor, zor geri, evet. İki defa ekleme kullandım, çok süperim ya. Lanet olsun, daha önce buradan... Damn.
aracın kontrolünü kaybedince küfredesim geliyor da. Aha tamam. 40 saat 40 saat. Ya sus kadın, sus ya, sus vallahi sus ya. Nedir senden çektiğim ya? Ya hayır 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 hayır. Ya sus sus vallahi ya. Abi zaten buradan almamış mıydım bonusu? Deli ediyor ya benim bu oyun. Zaten bonusu aldım ben daha önce, polisle uçuyorduk hani. Vay salak. Bu benden de salakmış. Gitti. O kadar boş yol var. Direğe çarptı. Hadi ben ağaca çarptım. Biraz daha kalın. Çarpma ihtimalim daha yüksek. Gitti bu direğe çarptı. Hadi kadın vur şunu. Vur şunu. Vur şunu. Vur şunu ya. Şu mal kaldı bir tek, şu yarı çıplak manyak ha. Sonunda be. Beni walkthrough'da rezil etmediğin için, hatta rezil değil de vezir ettiğin için teşekkür ediyorum katenden. Çok sağ ol yani ya. Da bir dakika, biz çok uzaklaştık. Sus be. Çok ooo bayağı uzaklaştık. Yani ama şuradaki ana yola çıkarsak şuradan tekrar düz gideriz. Tabi oradaki yerleri yıkarak, değil mi? Değil mi? Düz gideriz. Evet. Düz gideriz, şöyle uçarız. Evet. Tamam ya, o yoldan çıkarsak her şey. Ya sus ya, sus kadın ya. Şu ana yola bir çıkalım da. Ya tamam, sus. Müziği açayım da. Evet, paraya ihtiyacımız var. Tüm hikayemi anlatmayayım sana. En iyi bak, anlatayım ya da dur anlatacağım. Dur sus kadın. Lan çekil manyak, ne yapıyorsun? Evet, ben de direğe çarptım, tamamdır bu iş. Her neyse. Ben hikayemi anlatayım sana Katerina. Şimdi şöyle bir şey var. En iyi dostum sandığım iki insan sattı beni. Tam böyle ballalılarla çatışmaya gidiyordum. Meğerse o da bir tuzakmış. Orada da bizi yakaladılar. Abim hapishanede. Her an eşcinsel ilişkiye maruz kalabilir. Ben de sen Los Santos'tan kaçarak, ya sus, doğru yol işte, biliyoruz da gidiyoruz, sus. Ben de sen Los Santos'tan kaçıyorum, yoksa beni yakalarlarsa mucuk mucuk olur, vıcık vıcık olur, öyle iğrenç olur, mucuk mucuk, her neyse. Şu an yani hepimizin lan ne yapıyorsun manyak? Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Hayır. Ya doğru yol kadın, deli etme beni. Hayır yani ben araçtan düştüm, sen niye iniyorsun manyak kadın? İşte yani şu an kellem tehlikeli katana yani. Ve paraya ihtiyacım var abi, hapisten çıkarabilmek için ha. Budur yani. Evet, hikayemi anlattım, sıra sen anlat. Belki aşık oluyorsun genç ergen kızlar gibi. Bir erkeğe aşık oluyorsun genç ergen kızlar gibi. Ondan sonra da başımıza çıkıyorsun. Yok işte ben kurtuldum, oh senden ayrılıyorum falan. Tuhaf bir şeyler ya. Ney? She truly loved me. Tabii. İşte ben bu tripten bahsediyordum. Biz buna ergen kız tribi diyoruz. Ergen aşık kız tribi. Çok verdim, $1000. Of. Of. Ben bu parayla ben parayla neler yaparım arkadaş, her neyse. Şimdi şurada oyunumuzu bir kayıt edelim. Bakayım kaç dakika oldu lan. 9 dakika oldu. Şimdi bir uzun yarış görevi olduğu için arkadaşlar, o yarış görevini sonraya bırakmayı tercih ediyorum. Ve yine kısa bir GTA San Andreas bölümü yaptım ve yine sıkıcı bir GTA San Andreas bölümü oldu bu arkadaşlar. Özür dilerim. Şu an elimden geldiği kadar tüm
kafamı projeye veriyorum, yeni projeye en iyi beşliğe. Onu eğer oturtabilirsem walkthrough'lar da bir düzlüğe çıkacaktır. Her neyse arkadaşlar, bu arada Facebook'taki sayfamız büyüyor. Hepinize teşekkür ediyorum buradan. Ne güzel oluyor öyle ya. Vay be. Buralara geleceğini tahmin etmiyordum bu işin ya. Kendi arkadaşlarla aramızda ben video çekeceğim. Ondan sonra işte 2-3 arkadaşı yollayacağım. Sonra güleceğiz beraber falan diye tahmin ediyordum. Ancak vay be, şu an 100'den fazla kişiye ulaşıyor videolarım. Güzel bir şey bu, her neyse. Hatta yani yaptığım şeyler bile çalınmaya başlamış. O noktaya geldik. Her neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook gibi yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan videoyu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki walkthrough'a kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.